Haftalık basketbol haberlerini paylaştığımız içeriğimizden herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta basketbol dünyasında neler oldu, gündemde ne var, transfer piyasasındaki son haberler, takımların durumu ve daha fazlası. Basketbolla alakalı en güncel haberleri her hafta Stop Press Medya'da bulabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko yarı final serisi 4. maçında deplasmana Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup etti ve bu sonuçta seriyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. ING Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçına Galatasaray Nef kendi sahasında Anadolu Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 5. ve son maçı 4 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Partizan ve Kıza Yıldız geçtiğimiz günlerde Aba Ligi final serisi maçına karşı karşıya geldi. Partizan'ın 70-67 galip geldiği maça seyirci olayları damga vurdu. Maçın bitmesine 57 saniye kala tribünlerden atılan yabancı maddeler sebebiyle hakemler müsabakayı durdurdu. Maçın hakemlerinden Uros Nikolic tribünlerden gelen bir yabancı madde nedeniyle bacağından yaralandı. Verilen 40 dakikalık ara sırasında taraftarların bir kısmı salon dışına alındı. Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Real Madrid tarihinin simge oyuncularından J.C. Carroll emekli olmaya hazırlanıyor. Madrid ekibiyle son maçına geçtiğimiz sezonun sonunda 15 Haziran 2021'de Barcelona karşısında çıkan 39 yaşındaki oyuncu Asın yaptığı habere göre basketbol kariyerine nokta koyacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer sezonunun ilk resmi resmi hamlesi geldi. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak baş antrenörü Burak Gören ile sözleşme uzattığını açıklayan Ali Apetkim Spor, İsmail Cem Ulusoy ile anlaşmaya vardığında duyurdu. 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes'e transfer olan Buğra Burak 2 iki sezonda Anadolu Efes'te forma giyecek. Trend Basket'in özel haberine göre, 2019 senesinden bu yana Pınar Karşıka formasını terleten Yunus Emre Son bir sonraki durağı Galatasaray Nef olacak. 29 yaşındaki basketbolcu gelecek sezon sarı kırmızı formayı sırtına geçirecek. Galatasaray Nef transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ederken, Bunlar karşıya kadar bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Çağlar Torun'un haberine göre Mahir Ava gelecek sezon Galatasaray nef forması giyecek. ING Basketbol Süper Liginde 2021-2022 sezonunun flash takımlarından olan Gaziantep Basketbol gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Antep ekibi Muhsin Yaşar ve Metin Türen ile yakından ilgileniyor. İki oyuncu gelecek sezon Gaziantep Basketbol forması giyebilir. Makabi Tel Aviv'in listesinde olduğu söylenen Düşen Alimpiev için talipleri artıyor. Bu sezon Euro kaplı mücadele eden Gran Canaria ve Valencia genç koçla ilgileniyor. Görünen o ki önümüzdeki birkaç hafta Olimpiyeviç için hareketli geçecek. Transfer piyasasında adı sıkça ayrılan oyuncularla anılan Fenerbahçe Beko gözüne geçtiğimiz sezon Azver formasını giyen Elio Kobo'yu kestirdi. Çıkan haberlere göre sarı lacivertli ekip 24 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Beko ile ilgili bir diğer haber de İspanyol basından geldi. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe Beko Barcelona'nın gardı Nick Calates ile ilgileniyor. Yapılan habere göre Barcelona ile sözleşmesi devam eden oyuncunun kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırabileceği ve Fenerbahçe ve kadrosuna katılacağı ifade ediliyor. İtalya basında çıkan habere göre CSK Moskova forması giyen Nikola Militino takımdan ayrılmayı planlıyor. CSK Moskova ile bir yıllık kontratı daha bulunan Militino ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe ve da bulunuyor. Ayrıca Militino'nun adı Virtus Polonya ve Olympiakos ile de geçiyor. Çıkan haberlere göre Maccabi Tel Aviv'in pivotu Antezizic Anadolu Efes ile anlaştı. Ülkemizde de 2016-2017 sezonunda Darüşşafaka forması terleten Hırvat Uzun tekrardan Anadolu Efes formasıyla Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Chris Singleton ve Brian Dunstan konusunda da belirsizlik hala sürerken Anadolu Efes'in uzun rotasyonunda değişiklik yapması bekleniyor. Bu iki isim haricinde Filip Petrushev'in ayrılığı ise kesinlik kazanmış gibi gözüküyor. Anadolu Efes ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Shane Larkin hakkında bomba gibi bir iddia gündeme geldi. Yapılan habere göre Washington Wizards Larkin'i kadrosuna katmak istiyor. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi de Bahçeşehir Koleji oluyor. Yakabilaz ve Vladimir Brodzinski ile anlaşıldığı haberleri çıkarken Bahçeşehir Koleji'nin bir diğer ise Monaco'nun uzunu Jerry Bussi ile oldu. Transferin kısa bir zaman sonra açıklanması bekleniyor. Bültenin son bölümünde ise Avrupa piyasasında bu hafta ortaya çıkan transfer dedikodularına hızlı bir şekilde göz atalım. Real Madrid Billy Bayern ile ilgileniyor. Zalgiris Kaunas, Chris Jones, Chima Moneke, Artur Ascudaitis ve Donatas Matuinas'ı kadrosuna katmak istiyor. Valencia Basket Mike Tobi ile yollarını ayırıyor. Stefano Tonut'un Olympia Milano ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Panathinaikos Dimitris Agravanis ile ilgileniyor. Makabi Tel Aviv Xavi Pasquale ile yıllık kontrat önerdi. Monaco'nun Can Muravlu kadrosuna kattığı iddia ediliyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve gündemle ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın.